Ancak maalesef geçen hafta devlet geleneğimizden bir türlü nasiplenemeyen, kahraman ecdadımızdan bir türlü feyz alamayan, şanlı tarihimizde zaten bilmeyen Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için bu yanlışa ortak olmayı düşünenleri uyardığımız ve iktidara gelince size tek kuruş ödemeyeceğiz dediğimiz için çok sinirlendi ve dedi ki, boş konuşuyorlar. Uluslararası tahkim yoluyla o parayı sizden söke söke alırlar. Bu kim biliyor musunuz? Bunu söyleyen kim? Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Milletin adamı diyorlardı ya, milletin adamı. Meğersem tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş, bugüne kadar habire kandırıldın, bu defa sen milleti kandırdın. Ne yapacağız şimdi? Şuursuzluğa bakar mısınız? Beşli çetenin ve yabancı şirketlerin avukatlığına soyunan şu sorumsuzluğa bakar mısınız? Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor ve milletin gözünün içine baka baka o paraları sizden söke söke alırlar diyor. Sizden dediği kim? Milletin ta kendisi. İbretlik gerçekten. Ama parantez içi, gelecek sandık ne zaman gelirse gelsin, seçimden kazanamayacağını, seçimden yenilerek çıkacağını anlamış, diyor ki sizden. Dahası var. Sayın Erdoğan'dan sinyali alan küçük ortak hiç durur mu? Elbette durmaz. Nitekim yine durmadı ve dünkü grup konuşmasında hiç utanmadan Türk milletinin parasına çökecek firmaları hukuki güvence altına alalım dedi. Sözün bittiği yerdir. Bu nasıl iştir arkadaş? Bu nasıl bir utanmazlık? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hatta açık açık ilan edeyim, bu nasıl bir işbirlikçiliktir? Yazıklar olsun hepinize. Sayın Erdoğan, tarafını seç. Milletinin yanında mısın, yoksa beşli çetenin arkasında mı duracaksın? Bu ülkenin cumhurbaşkanı mısın, yoksa yabancı şirketlerin avukatı mı olacaksın? Milletin adamı mısın, yoksa lobilerin adamı mı olacaksın? Karar ver. İlk seçimde yolcu olduğunun farkına daha yeni varmış olabilirsin. Ama İsmet Özel'in şiirinde söylediği gibi tam düşecekken tutunduğun tuğlayı Rab bellemeyeceksin. 100 yıl önce de işgalcilerin avukatlığını yapmaya kalkan işbirlikçiler vardı. Sonra ne oldu? İşgalci ile birlikte geldikleri gibi gittiler. Tarihten ders al. Oturduğun makamın getirdiği sorumluluğun artık farkına var. Adeta bir sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana bütün makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun. Senin görevin bu milletin olanı söke söke almaya kalkacakların yanında saf tutmak değil, bu milletin hakkını, hukukunu söke söke almaktır. Aklını başına al, kendine gel. Dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan kendini Kanal adı altında otoyol viyadüğü temeli atma etkinliklerinde dile getirdiği tahkim üzerinden milletine para ödetme fantazileriyle oyalıya dursun. Uluslararası hukuka göre kazın ayağı pek öyle de değil. Arkadaşın bol maaşlı danışmanları bunları bilmez. Onlar ancak para peşinde, insanlara çökme peşinde koşabilirler. O nedenle sorumlu siyaset anlayışımız gereği kendisini biz uyaralım, bilgilendirelim. Uluslararası hukukta, bu arada eski damat bakandan alalım. Bakın burası çok önemli. Hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var. Tiksindirici borç. Bu kavram dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. Bu liderler iktidardan düştükten sonra o borcun ülkedeki vatandaşlardan değil, borcu alan liderin kişisel harcaması olarak kabul edilerek o kişinin bizzat kendisinden tahsil edilmesini söyler. Tiksindirici borç dediğimiz şey budur.
Hem de uluslararası hukukta budur. Danışmanlar ne yapacak acaba? Ez cümle Sayın Erdoğan, hiç heveslenme. Bu parayı milletimiz ödemeyecek. Tiksindirici borç doktrinine göre milletimize inat olarak yaptığını, bizzat kendin itiraf ettiğin bu projeden doğan şahsi borcunu, eğer varsa paran, bizzat sen ödeyeceksin. Yani şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa, hiç kusura bakma, senden alacak. Nitekim şimdiye kadar söke söke verdiğin kapitülasyon tadındaki nice tavize bakınca şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin. Benden söylemesi. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle buradan sizlerin aracılığıyla Kanal İstanbul için avuç oluşturan, projeye dahil olmak isteyen yerli ve yabancı finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bütün bu veriler ışığında bu tiksindirici borcu milletimizden değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Paranızı onun şahsi hırslarına veriyorsunuz. Geriye de bir zahmet kendisinden alacaksınız. Bizden kapik işlemez. Ha, bunu ilk defa duyanlar için A Haber diyebilir ki uydurdu. Yok, uygulamaları var. Geçmişte Ekvador ve Haiti'de yaşanan benzer süreçlerin nasıl sonuçlandığını muhteremler incelemenizde fayda var. Büyük fayda görüyorum. Kanal İstanbul'la ilgili atacağınız adımları da bu gerçeğin bilinciyle atmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sonra siz üzülürsünüz. Sayın Erdoğan, hani ne de olsa gelin hanım olarak bu uyarıyı size dostlukla yapmak durumundayım. Sonra demedi demeyesin. Uyarmadı demeyesin. Ay, hayal edin. Parasını isteyen tahkimciler. Eyvah eyvah. Değerli dava arkadaşlarım, bu iktidarın milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı. Milletimizin menfaatine kurdukları tek bir hayalleri, memleketin geleceği için koydukları en küçük bir vizyon bile yok. Onların tek derdi koltuklarını korumak. Tek öncelikleri beşli çetenin kasasını doldurmak. Tek vizyonları da milletimizin varlıklarını yabancılara peşkeş çekmek. Nitekim milletimiz ağır ekonomik kriz ve pandemi şartlarında zorluklarla mücadele ederken maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşları bambaşka hesapların, bambaşka önceliklerin peşinde.